Arkadaşlar merhaba. Bugün size bahsedeceğim konu çiftlik yaşantısında, dağ evinde, köy yaşantısında, elektriğin olmadığı yerlerde nasıl elektrik ihtiyacımızı karşılayabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Malum şu son zamanlarda şehirden köye veya kırsal yaşama göçler hızlanmakta. Bu hızlanma sürecinde çoğu kişinin aklında olan nasıl elektrik ihtiyacımızı, enerjimizi sağlayacağız konuları gelmekte. O nedenle size 10 yıllık tecrübeye dayanarak elektrik ihtiyacımızı nasıl karşılıyoruz, yetiyor mu, nelere ihtiyaç var onlardan bahsetmeye çalışacağım. İyi seyirler. Bu gördükleriniz güneş paneli, solar panel diye de geçer. Kırsal hayatta en fazla şu anda günümüzde kullanılan elektrik ihtiyacını karşılayan güneş panelleridir. Yine arka tarafta görmekte olduğunuz rüzgar gülleri de elektrik ihtiyacınızı karşılayabilir. Bizim panellerimiz 100 wattlıktır. 150 wattlık, 400 watt'a kadar panel bulunmaktadır piyasada. Bizim bulunduğumuz bölge yüksek olduğu için ve lodosa karşı da açık olduğundan dolayı emniyet olsun diye güneş panellerimizi bu şekilde seçtik. Eğer sizin yaşadığınız yerde rüzgar sorunu yoksa, rüzgarın bu panelleri yerinden uçurma gibi bir sorun yaşamazsanız daha büyük güneş panellerini tercih edebilirsiniz. Hatta büyük güneş paneli kullanırsanız şu aralara koyduğumuz parçaları da kullanmak zorunda kalmazsanız maliyetiniz düşük olur. Arkadaşlar güneş panelleri iki çeşittir. Bir monokristal, iki polikristal. Bildiğiniz gibi mono tek demek, poli de çok anlamına gelir. Burada bizim kullandığımız güneş panelleri monokristal. Neden biz monokristal güneş panelini tercih ettik? Kışın daha çok elektriğe ihtiyacımız olduğu için puslu havalarda veya az güneşin olduğu zamanlarda bir miktar elektrik üretebilirim diye monokristal güneş panellerini tercih ettik. Polikristallerle arasında ne fark var diyebilirsiniz. Arasındaki fark şu, eğer polikristalin üzerine bir gölge düştüğü zaman, bir ağacın dalı veya bir herhangi binanın gölgesi düştüğü zaman orada elektrik üretimi kesilir. Fakat monokristallerde böyle bir durum söz konusu değildir. Şu anda gördüğünüz gibi güneş arada geliyor, gidiyor ama yine de elektrik üretmeye devam ediyor. Monokristaller daha çok kışın elektriğe ihtiyacı olanların tercih edeceği güneş panelidir diyebilirim. Polikristaller için ise daha çok sulama sistemlerinde, yani yazın güneşin en fazla olduğu zamanlarda polikristal güneş panelleri kullanılabilir. Bu arada arkadaşlar ben bu konuda uzman değilim. 10 yıldır çiftlik yaşantısında elektrikle ilgili değişik sıkıntılar yaşadık. Bunları çözebilmek için eşim Ar-Ge çalışmaları yaptı. Geldiğimiz noktada hep yanında olduğum için bazı konularda bilgi sahibi oldum. Sizlere dilim döndüğünce bunları anlatmaya çalışıyorum. Burada ben güneş panelleriyle elektrik ihtiyacımızı karşılıyor muyuz? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Evet, biz aynı şehirde yaşar gibi elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Yılın 365 gününde 20 gün gibi 3 haftalık sürede biraz sıkıntı yaşıyoruz ama diğer zamanlarda elektrik ihtiyacımız fazlasıyla karşılanıyor. Çünkü güneşin olduğu zaman elektrik gibi bir sorunumuz kalmıyor. Güneş gittiği zaman da burada görmekte olduğunuz rüzgar türbinleri ihtiyacımızı görüyor. Tabii ki rüzgarın olması gerekiyor bu rüzgar türbinin elektrik üretebilmesi için. Genelde rüzgarlı olan bir bölgedeyiz. Tam dağın tepesinde olduğumuz için çoğu zamanlar burada rüzgar oluyor. Fakat biz sürekli türbinleri açık bırakmıyoruz. İhtiyacımız olduğu zamanlarda açık bırakıyoruz, diğer zamanlarda kapatıyoruz. Yani güneş panelleriyle elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Gördüğünüz 3 bina üzerinde güneş panelleri sıralanmıştır. Bunlar birbirine paralel seri şekilde bağlandı ve elektrik üretmek için enerji odasında cihazlar var. Onu da biraz sonra sizlere göstereceğim. Burada 84 adet güneş paneli var. Ortada bulunan şu bölgedeki güneş panelleri polikristal. Onlar ilk aldığımız güneş panelleriydi. 84 adet dediğim gibi güneş paneli var burada. Bizim ihtiyacımızı görüyor ama
daha da fazla olursa eğer akülere yük binmeden biz ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayabiliriz. Şimdi yavaş yavaş enerji odasına doğru gidiyorum. Size enerji odasında güneş panellerinden gelen elektriği nasıl kullanıyoruz onu göstermeye çalışacağım. Burası enerji odası. Daha önceki videolarımda görmüştünüz, elektriğimiz gitmişti. İnvertörü gelip kapatmıştım, sizlere göstermiştim. Gördüğünüz 3 tane cihaz var. Bunlar akü şarj kontrol cihazıdır. Yani akülerin buradan gelen elektrikle şarj olmasını sağlarlar. İnvertör ise gelen elektriği dönüştürerek bizim kullandığımız elektriğe çevirir. Yani makineleri kullanmamızı sağlayan cihazdır. Bu sistemler olmak zorunda mıdır? Yani güneş paneli siz aldınız. Mutlaka akü şarj kontrol cihazını taktırmak zorundasınız. Yine mutlaka invertör dediğim bu cihazı almak zorundasınız. Bunun yanında eğer akşam üzeri güneşin olmadığı saatlerde elektriğe ihtiyacınız olacaksa mutlaka akü de almanız gerekiyor. Gördüğünüz aküler 20 adettir. Bizim kullandığımız 20 adet akümüz var. Jel akü şeklinde geçer. Büyüktürler. Taşıması da bayağı ağırdır. Kilosunu bilmiyorum ama ben haylayamıyorum. Taşıyamadığım bir akü şeklidir. Bunun dışında kuru ve sulu aküler de var ama bizim sistemde kullandığımız aküler ise dediğim gibi jel akülerdir. Mesela şurada görmekte olduğunuz ise sulu aküdür. Arabalarda biliyorsunuz kullanılan akü türü budur. Ama bizim kullandığımız, tekrar söylemek istiyorum, jel aküdür. Daha randımandır, daha iyidir. Bu aküler ne kadar fazlaysa güneşin olmadığı zamanlarda sizin biriktirdiğiniz elektriği istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Akşam üzeri çay demlemek istiyorsunuz, kettle'ı kullanabilirsiniz. Ama aküleriniz ne kadar azsa o kadar elektrikte sıkıntı yaşarsınız. Güneş varsa elektrik vardır, güneş yoksa elektrik yoktur. Aküler yoksa eğer. Şimdi sorulardan bir tanesi bana göre, kırsal hayata geldiniz, yakın yerleşim yerinde elektrik var. Siz oradan elektriği kendi bulunduğunuz yere çekeceksiniz. Bunun maliyeti mutlaka var. Fakat iki arada kaldınız. Yenilenebilir enerjiyle güneş paneli kurarak elektriğimizi karşılayalım veya köyden veya yakın alandan elektriği çekelim. Şimdi burada iki durum var. Birincisi, kendi güneş panellerinizi kurduğunuz zaman ilk başta yüklü bir maliyeti var. Maliyet yüksek. Fakat köyden elektrik çekiyorsanız bunun da bir maliyeti var. Fakat bu maliyet gelecek zamanlarda sürekli devam edecek. Çünkü sizin kullandığınız elektriğin sürekli faturasını ödemek zorundasınız. Bizim bu bahsettiğimiz sistemde ise bir kere güneş paneli, şarj kontrol cihazı, invertör ve akü aldıktan sonra 20-30 yıl boyunca istediğiniz kadar elektriği kullanabilirsiniz. Fakat köyden de elektrik çektikten sonra orada kullandığınız elektrik için fatura ödemek zorundasınız. Bunu da sınırlı tutmak zorundasınız. Fazla yüksek fatura ödememek için elektriği az kullanacaksınız. Bizim burada elektrik olduğu zaman az kullanma gibi bir durumumuz söz konusu değil. İstediğimiz kadar sabahtan akşama kadar fırın çalıştırabiliriz. İstediğimiz kadar ocağımızı çalıştırabiliriz. İstediğimiz kadar çamaşır makinesi, bulaşık makinesini çalıştırabiliriz. Bu konuda bir sınır yok. Bizim sınırımız yalnızca güneştir. Güneş eğer yoksa biz kendimize o zaman sınır koyarız. Dediğim gibi bir yıl içinde, gün içinde biz en fazla 20 gün elektriksiz kalabiliyoruz. O da tamamen elektriksiz kalmaktan bahsetmiyorum. Aydınlanmadır, küçük makineleri çalıştırmadır, robottur, mikserdir veya aklınıza gelen bilgisayarımızı şarj etme gibi sorunlarla karşılaşmıyoruz. Biz yalnızca büyük makineleri kullanmıyoruz, fırını kullanmıyoruz. Elektrikli ocakta yemeğimizi yapmıyoruz. Yalnızca bu konuda bir kısıtlamaya gidiyoruz ama bu da aslında çok büyük bir sorun değil. Böyle bir yaşantının içindeyken. Güneş panellerini aldınız. İnvertör alacaksınız. Her biri aslında birbiriyle bağlantılı. Diyelim ki 10 tane güneş paneli aldınız. Ona uygun da ne yapmanız lazım? İnvertör almanız gerekir. Yani 1 kilovatlık bir invertör aldığınız zaman siz daha fazla elektrik kullanamazsınız. Çünkü bir kettle'ı çalıştırdığınız zaman 1500, 1650, 2000 watt'a kadar kettle'lar çalışır. Fakat siz 1 kW'lık bir invertör aldığınız için
Kesinlikle kettle kullanamazsınız. Çamaşır makinesi kullanamazsınız. Bulaşık makinesi kullanamazsınız. Fırın kesinlikle kullanamazsınız. Hatta elektrikli ocakları bile kullanamazsınız. Ne kullanırsınız? Aydınlanırsınız. Cep telefonunuzu şarj edersiniz. Bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Bunun yanında çok küçük olan mesela yumurta pişirme makinesini kullanabilirsiniz. Mikser kullanabilirsiniz. Blender kullanabilirsiniz. Eğer siz birçok makineyi kullanmak istiyorsanız başta güneş panellerinizin fazla olması gerekiyor. İnvertörünüz de kilowatt dediğim cinsinden en azından 4 kilowatt veya 5 kilowatt olması gerekiyor. Güneş panelinin ayrı bir yeri vardır temiz enerjide. Rüzgar gülünün de ayrı bir yeri vardır. Her ikisinin de yerine göre kullanılması gerekir. Dediğim gibi kışın havanın kapalı olduğu, yağmurlu olduğu zamanlarda rüzgarda varsa elektrik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Akülerinizi daha çok korumuş olursunuz. Eğer siz yazın sistemi kullanacaksanız tabii ki önereceğim sistem size güneş panelleridir. Yaz ve kış siz eğer çiftlikte kalacaksanız hem rüzgar gülü hem de güneş panelleri olmak zorunda. Her ikisi birbirini destekleyecek konumdadır. Şimdi şöyle havaya baktığımız zaman puslu bir hava var. Güneş arada kayboluyor ve tekrar çıkıyor. Eğer güneş yoksa, puslu bir şekilde ise, hafif gölgemsi ise bizim güneş panellerimizin sayısı fazla olduğu için 1000 watt elektrik üretebiliyoruz. Güneş panellerimiz 8 kW'a kadar elektrik üretebilirler. Fakat biz 5 kW'lık invertör kullandığımız için maksimum şu anda 5 kW elektrik kullanabiliriz. 5 kW ile biz neler çalıştırabiliriz? En azından çamaşır makinesi ve bulaşık makinesini aynı anda kullanabiliriz. Ben az önce çamaşır makinesini çalıştırdım. Bu havada da yine çamaşırlarımızı yıkıyoruz. İlk başta çamaşır makinesi suyu ısıttığı için 2200 watt'lık enerji harcamaya başlar. Bu 3-5 dakika içinde çamaşır makinesi suyu ısıttıktan sonra 250 watt şeklinde elektrik kullanmaya başlar. Çamaşırı yıkamaya başladıktan sonra tekrar makine suyu boşaltıp tekrar su alıp da ısıtmaya başlayınca tekrar 2200 watt'lık elektrik kullanmaya başlar. O nedenle böyle 5'er dakikalık, yani toplamda 15-20 dakikalık aralarda elektrik kullanımı fazladır. Makine yıkamadayken elektrik az kullandığından o kalan zamanlarda da güneş ne yapar? Akülerimizi doldurmaya devam eder. Evimizde biz hangi cihazları kullanıyoruz? Çamaşır makinesini kullanıyoruz, bulaşık makinesini kullanıyoruz, fırını kullanıyoruz, kettle kullanıyoruz, ütü kullanıyoruz. Bunun dışında tüm yemeklerimizi elektrikli ocakta pişiriyoruz. Yani biz elektrikten maksimum düzeyde yararlanıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi doğa temiz, güzel. Bizim de ona bir şekilde katkı sunmamız lazım. 10 yılı geçkin süredir bu şekilde temiz enerjiyi çiftliğimizde kullanmaktayız. Sizler de eğer çiftlik hayatı istiyorsanız, kendi elektriğinizi kendiniz üretmek istiyorsanız, başlangıçta güneş panellerini kullanarak doğaya aynı zamanda kendinize büyük katkılar sunabilirsiniz. Şimdi karlar erimeye başladığı için hava da biraz güzelleşti. Ben de tavukları açıp havalanmalarını sağlayacağım. Ulaşacak yer yok ama hava alsınlar. Beyazı gördükleri için de fazla hareket edemedi tavuklar. Yoksa onlar çıkarken çok keyifli çıkarlar. Arkadaşlar, sizlere dilimin döndüğünce çiftlik yaşantısında elektrik ihtiyacımızı nasıl karşılıyoruz, hangi cihazları kullanıyoruz onları anlatmaya çalıştım. Kırsal hayatta elektrik ihtiyacı nasıl karşılanır, hangi sistemler kullanılır, yeterli olur mu, şehirdeki
elektrikle kırsaldaki elektrik arasında karşılaştırma yaparsak daha avantajlı mıdır? Hangi sistemi tercih etmeliyiz? Rüzgar gülleri mi yoksa güneş panelleri mi? Eğer biz de bir gün küçük yaşantısına geçersek elektrik konusunda sıkıntı yaşar mıyız? Bu tür sistemlerin avantajları nelerdir? Yakında bulunan elektrik sisteminden çiftliğimize elektrik almak mı avantajlıdır? Yoksa bu şekilde yenilenebilir enerjiyi tüketmek mi daha avantajlıdır? Bu sistemlerin maliyetleri ne kadardır? Gibi sorulara cevaplar vermeye çalıştım. Daha fazla sorunuz olursa bu konuda bana yine yorumlar kısmından yazarak, eğer bununla ilgili detaylı bilgi isterseniz ben de o sorularınızı eşime ileterek onunla bir program yapabilirim. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.